Sayın Andan Hocam, eserlerinizi beğenip okuyorum. Fakat eserlerinizde yer alan şu konu beni çok sarstı. Evet, çok sarstı. Ve imanımı ciddi şekilde artırdı diyor. Sizi maddeyle ilgili olarak diyorsunuz ki ve bunu bilimin ifade ettiği bir gerçek olduğunu söylüyorsunuz. Dışarıda ışık yoktur, renk yoktur, koku yoktur, his denilen bir şey yoktur, ses yoktur. Maddenin %99,99'u boş diyorsunuz. O zaman dışarıda ne var? Dışarıdaki madde nasıl bir şey? Bu durumda ışığın, rengin, dokunan, hissin, tadın olmadığı bir madde nasıl bir şey diyor kardeşim, bunu merak etmiş. Dışarıdaki madde saylam. Evet. Saylam. İmanın artmasının sebebi dünyanın boş olduğunu anlamasıdır. İnşallah. İkincisi cennetin, cehennemin ne kadar kolay olduğunu anlamasıdır. Ölümün ne kadar kolay olduğunu ve dirilmenin ne kadar kolay olduğunu anlamasıdır. Yani bu makam, bunu kavrayan adam için zaten dünyadan hemen geçer. Allah'a tam teslim olur. İmanı olağanüstü artar. Yani hakkal yakin derecesinde bir iman elde eder. Hakkul yakin. İlmel yakin ve hakkul yakin. Yani tam net iman eder. İnşallah. İnşallah. Münafıklık yapması mümkün değildir artık. İnşallah. Çünkü fena makamına girmiştir. Yani münafıklık da yapamaz Allah'ın dilemesiyle. İnşallah. Yani ruh sahibi ise mükemmel bir Müslüman olur inşallah. İnşallah. Dışarısı simsiyah zifiri karanlıktır. Güneş de öyle. Güneş mesela yakıcı olması bizim algımıza göre yakıcıdır. Mesela bir başka varlık için güneş buz gibi soğuktur. Güneşin içinde yaşayan varlıklar var. Mesela ruhani varlıklar var. Onlara da çok güzel geliyor güneş. Gayet tatlı geliyor. Ve letabetli ve eğlenceli geliyor. Yani nasıl denizin içerisinde adamlar o değil mi? Çeşitli deniz sporları yapıyorlar. Böyle bir zevkle yapıyorlar ama, değil mi? Evet. Başka bir varlık için deniz suyu güneş ateşi gibidir. Güneş gibidir. Yani mahvolduğum olarak düşünür. Ama onun için eğlence oluyor. Onun için bir ızdıraptır. Algıya bağlıdır. Yani Allah'ın vereceği algıya bağlıdır. Mesela cehennemde cehennem melekleri var. Acayip mutlular cehennemde. Acayip sevinç içindeler. Yani son derece memnunlar durumda. İnşallah. Evet. Yani biz niye cehennemdeyiz demiyorlar. Ve sonsuza kadar cehennemdeler ama müthiş bir mutluluk ve sevinç içindeler. Allah onlara o algıyı veriyor cehennemde. Yani cehennemi cehennem yapan Allah'ın verdiği algıdır. Cenneti cennet yapan insan Allah'ın verdiği algıdır. Adam mesela cennete girer ama cehennem azabı çeker. Evet, inşallah. Cehenneme girer ama cennet zevki alır. Mesela melekler öyle. Cennet melekleri. Zebaniler. Zebaniye. Kur'an'da geçiyor. 19 tanedir. Onların sayısını diyor Allah bir imtihan kıldık diyor. Değil mi? İnşallah. İnşallah. Murat kardeş, böylece dünyaya olan bağında ki kopmuş işte, ne güzel maşallah. Değil mi? Hakkal yakin tam Allah'a teslim olmuşsun. Artık bundan sonra köşe dönmeciliğe girmezsin. Millete laf sokmaya gerek duymazsın. Dedikodu yapmazsın. Ondan sonra Allah'ı aşkla seversin. Mehdiyete tam bağlanırsın. İnşallah. İnşallah. Ama öbür türlü işte Şaşar Beşer, Faruk Beşer gibi adamlar oluyor. Evet. Bilmiş çıkıyor televizyonda, anlatmaya başlıyor. Yani müthiş bir kendinden eminlikle. Halbuki kendisinin ne olduğunu bir farkına varsa iki büklüm olur. İnşallah.